Sonunda ancak birkaç yüz sperm yumurtaya ulaşmayı başarır. Ancak yarış halen bitmemiştir. Çünkü yumurtanın içine yalnızca tek bir sperm kabul edilecektir. Bu yüzden yeni bir yarış başlar. Spermlerin önünde çok önemli iki engel vardır. Yumurtayı saran ve yaklaşmak isteyen her türlü mikroorganizmayı öldüren koruyucu tabaka ve delinmesi oldukça zor olan sert yumurta kabuğu. Bu iki engeli aşmak için sperm üzerinde özel sistemler yaratılmıştır. Spermin güçlü başlık zırhının altında bu ana kadar sakladığı gizli silahları vardır. Bunlar eritici enzim kesecikleridir. Bu kesecikler yumurtanın etrafındaki ilk engeli, yani koruyucu tabakayı eriterek delerler ve sperm bu tabakanın içine girer. Sperm koruyucu tabaka içinde ilerlerken başlık zırhı giderek aşınır ve sonunda parçalanıp dağılır. Zırhın bu parçalanması da işleyen kusursuz planın bir parçasıdır. Çünkü bu parçalanma sayesinde spermin iç kısmındaki ikinci enzim kesecikleri ortaya çıkar. Bunlar da spermin önündeki son engelin aşılmasını, yani yumurta kabuğunun delinmesini sağlar. Şu anda bu olayların elektron mikroskobuyla çekilmiş fotoğrafını görüyorsunuz. Spermin kırmızı renkli bir zırhı var. Bu zırh giderek eriyor ve sperm yumurta kabuğundan içeri giriyor. Sperm yumurta birleşmesindeki kusursuz tasarım bunlarla da sınırlı değildir. Sperm, yumurta kabuğuna vardığı anda bir başka mucize daha gerçekleşir. Sperm, kendisini buralara kadar getirmiş bulunan kuyruğunu bir anda bırakır. Bu çok gereklidir. Çünkü eğer sperm bu işlemi yapmazsa, sürekli hareket etmekte olan kuyruk yumurta hücresinin içine girecek ve onu tahrip edecektir. Spermin kuyruğunu atması, uzaya gönderilen füze ve uzay mekiklerinin atmosferden ayrılırken artık ihtiyaç duymayacakları yakıt tanklarını ve motorlarını boşluğa bırakmalarına benzemektedir. Peki ama bu ince hesabı küçük sperm nasıl yapmaktadır? Spermin bu hesabı yapabilmesi için yolun sonuna geldiğini ve artık kuyruğa ihtiyaç duymayacağını bilmesi gereklidir. Ancak sperm hiçbir akla sahip olmayan, çevresini algılayamayan bilinçsiz biyolojik bir makinedir. Spermi yaratan Allah en doğru zamanda bu kuyruğun kopmasını sağlayan sistemi de beraberinde yaratmıştır. Kuyruğunu bırakan sperm yumurtayı deler ve açılan delikten içeri yükünü, yani kromozomları bırakır. Böylece genetik bilginin taşınma işlemi son bulur. Birbirinden bağımsız yüzlerce farklı sistemin bir uyum içinde çalışması sonucunda erkek bedenine ait genetik bilgi yumurta hücresine ulaştırılmıştır. Görüldüğü gibi sadece spermin yumurtayla birleşmesi bile hiçbir tesadüfe yer vermeyen kusursuz bir plan ve tasarım sayesinde mümkün olmaktadır. İnsan farkında bile değilken gerçekleşen bu olaylar ve bu olayların her aşamasında görülen akıl ve planlama insanın Allah tarafından yaratılmış olduğunun açık birer kanıtıdır.